Günler Hatay'dayım, Antakya'dayım. Hatay İl Başkanımızla birlikte ve değerli partili arkadaşlarımızla birlikte ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Şimdi sizlere Antakya'dan manzaralar göstermek istiyorum. Çünkü şehrin nasıl bir durumda olduğunu sizin de görmenizi arzu ederim. Depremden 1,5 sene sonra bile enkaz yığını, bazı yerlerde molozlar kaldırılmış, bazı yerlerde kaldırılmaya devam ediyor. Buralarda yüzlerce, binlerce insan hayatını kaybetti. Arkadaki binaların büyük bir bölümü yıkılacak. Ağır hasarlı derecede. Orta hasarlı olanları yıkmıyorlar. Ama ne yazık ki aldığımız bilgilerden ağır hasarlı olup değişik müdahalelerle orta hasarlıya çevrilenler de var. Bu da bir çok sakıncalı bir şey. Çünkü ileride bir başka depremde başka insanlara mezar olabilir. Gördüğünüz gibi esnaf daha çok konteynerlerde iş yapıyor. Biraz önce sanayideydik. Oradaki görüntüleri de sizinle daha sonra paylaşacağım. Birçok insanla röportaj yaptık, sohbet ettik. Onların sıkıntılarını dile getirdik. Hava müthiş sıcak. Bu sıcak altında o kadar çok insan konteynerde yaşamaya devam ediyor ki hayret edersiniz. Hatta çadırda yaşamaya devam edenler var. Evet, şimdi tekrar yıkımın daha büyük olduğu alanlara çıkacağız. Size öbür tarafı da olduğu gibi gördüğünüz gibi şehir yok. Sanki nükleer bombanın düştüğü Hiroşima ve Nagasaki gibi. Ama bu seçim, bu depremden 1,5 sene sonraki durum. Şimdi tekrar bu tarafı göstereyim size. Evet. Zannetmeyin ki ileride gördüğünüz binalarda hayat var. Hayır, orada da hayat yok. Ve onlar da zaman içinde yıkılacaklar, sıraya konulmuş. Evet, bakın bu tarafı gösteriyorum size tekrar. Korkunç bir manzara. Sanayide dolaşırken çalışan ustalar binbir zorluk altında farelerden, yılanlardan ve çıyanlardan çok şikayet ettiler. Bu da çok ilginç. Yani başka Türkiye'nin hiçbir yerinde duymadığım bir şikayeti duydum. Çöpler toplanmadığı için muhtemelen bunlar daha hızlı geliyorlar. İleride şimdi yıkım görüyorsunuz. Evet. Hatay'ın hala ne kadar zor durumda olduğu. Evet, şimdi burada arkadaşlar daha önce de gelmiştim. Rönesans, burada yüzlerce kişi hayatını yitirdi, bazılarının cesetleri bulunmadı. Şöyle sağa çekin, yanına gidelim. Evet. Rönesans'ta 85 kişinin cesedi bulunamamış ve kaybetti. Depremin ertesi günü geldiğim yerlerden birisiyle burasıydı. Kurtarma çalışmaları, arama kurtarma devam ediyordu. Evet, burada karşı tarafta gördüğünüz binalarda yıkım sırasını bekliyorlar. Bir şehir tamamen yok oldu. Bir baş çavuş arkadaşla tanıştım bu binanın başında.
kayınvalidesini, eşini ve 6 yaşındaki kızını bırakmış Rönesans'ta ve göreve gitmiş. Üçünün de cesedi bulunamadı. Aylarca çocuğunun cesedini aradı fakat ulaşamadı. Hafriyata evet. Karışmış. Muhtemelen hafriyatın içerisinde onların cenazeleri de alındığı bir hafriyat alanına atıldı. Evet. Durum maalesef Hatay'da, Antakya'da 1,5 sene sonra bile bu şekilde. Şimdi evet. Şimdi bu bina ve buna benzer binaların aslında yıkılması gerekirken orta hasara çevirip daha sonra makyajlayarak kullanıma devam edilmesi söz konusu oluyormuş. Bu tabii çok yanlış bir şey. Asla izin verilmemeli. Bu tür yeni bir cinayet olur bu. Yeni bir cinayet olur. Bu cinayetlere izin verilmemeli. 3-5 kuruş için insan hayatıyla oynanmamalı. Devlet ciddiyeti de buna izin vermemeli. Tabii devlet ciddiyeti gerçekten olsaydı bu depremde bu kadar büyük sayıda insan hayatını kaybetmezdi. Çünkü bu depremin olacağı biliniyordu. Kahramanmaraş'ta bu depremle ilgili depremden 3 sene önce bir çalıştay yapmıştı Çevre Bakanlığı, Şehircilik Bakanlığı. 11 ilde olacak ve Kahramanmaraş merkezli bir depremin simülasyonu yapılmıştı. Oldu. Ve şimdi İstanbul depremine doğru Türkiye hızla ilerliyor. İstanbul'da büyük bir deprem olacak ve İstanbul'da hiçbir çalışma yok. Murat Kurum pimi çekilmiş el bombasının üstünde oturuyoruz diyor. Herhalde Murat Kurum da Şehircilik Bakanı değil. 5 senede bu görevi yapmadı. Ve görevini yapmayıp kenti, 20 milyonluk İstanbul'u bir cinayetle karşı karşıya bırakıyor. Aynı şey, ben bu işi 5 sene çözerim diye belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelip 5 sene boyunca hiçbir şey yapmayan ve ikinci kez seçileceği sıraca da bu soru kendisine sorduğunda 5 sene içinde ben ne yapabilirdim ki diyen ve hiçbir şey yapmamaya devam eden ama Paris'te avanesiyle birlikte 100 binlerce avro harcayarak çakma cumhurbaşkanlığı yapan İmamoğlu'dur. Evet arkadaşlar, devam edelim. Evet değerli arkadaşlar, şimdi bugün ve yarın Hatay'da, Antakya'da ve değişik ilçelerde ziyaretlerimize devam edeceğiz. Kırkan'a gideceğiz. Gideceğiz efendim yarın. Evet. Başka? Reyhanlı'ya gideceğiz. Reyhanlı'ya geçeceğiz. Orada da durumu yerinde tespit edeceğiz ve ben de sizlerle burada gördüklerimi paylaşacağım. Hepinize şimdi iyi günler diliyorum ve İstanbul depremine karşı artık uyanma zamanı ve İstanbul'da büyük acımalar yaşamak istemiyorsak şimdiden geç kalmış çalışmaları başlatmak durumundayız. İyi günler.